Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 29 Haziran 5 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, bu haftadan itibaren gezegeniniz Mars artık Koç burcunda ilerleyecek. Kendi burcu olduğu için çok güçlü ve tabii ki sizi de enerji olarak destekleyecek. 2020'nin en önemli gezegen geçişlerinden birisi yılın sonuna kadar hatta önümüzdeki ocağa kadar Mars Koç burcunda Hatta 10 Eylül 15 Kasım arası yine önemli bir hareketi olacak, retro yapacak. Tüm bunlar tabi orta vadede güçlü etkiler oluşturacak. 10 Eylül'e kadar Mars ileri harekette, Koç burcunda. Bu dönem tabii sizi de enerji olarak destekleyecek. Daha hareketli, daha özgüvenli olabilirsiniz, eyleme dönük olabilirsiniz, girişken olabilirsiniz. Günlük hayatınızın temposu biraz artıyor. Fiziksel aktiviteler, spor yapmak için daha fazla enerji bulacağınız bir dönem. iş hayatınız mesleki konularda da daha aktif olabilirsiniz bu dönemde. Ama tabii hayatımızı bir öyle Mars Koç'ta çok dürtüsel ve sabırsız olduğu için biraz kazalara açıktır. Sakarlıkları açıktır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Baş ağrıları, baş bölgesi ile alakalı konular biraz etrafımızdaki kişiler, iş arkadaşlarımızla ilişkilerde zaman zaman agresyonlar da oluşturabilir. Tartışmaları da müsait olabilir. Bunları da daha dikkatli bir şekilde kontrol etmemiz gerekecek. Ve bu hafta Venüs artık ikizler Burcu'nda ileri hareketli. En azından Venüs düzeldi. Günlük hayatımızda biraz daha rahatız. Belki sizi parasal anlamda destekleyecek Venüs'ün ikizlerdeki geçişi 7 Ağustos'a kadar maddi anlamda şansları bekleyebiliriz. Biraz rahatlama bekleyebiliriz. Destekler alabiliriz bu anlamda. Merkür Retrosu devam ediyor bu hafta. Yengeç Burcu'nda evet biraz duygusalız. Biraz aile ve yakınlarımızla ilgili konularda hassasiyetler artıyor. Olaylara belki çok objektif bakamıyoruz. Özellikle eğitim gibi alanlarda her türlü iletişim trafiğinde konuşmalarda yazışmalarda dikkatli olmakta fayda var seyahat planlarımızı da daha iyi organize etmeliyiz bu süreç içerisinde. Ve bu hafta pazartesi günü ay terazi burcunda olacağı için enerjimiz biraz hafta başı içe dönük. Yani biraz sanki böyle yani e, hani hafta sonu rehavetinden kurtulamayabiliriz pazartesi günü. Ama salıdan itibaren ay terazi teraziden ayrılıp akrebe geçince enerjimiz, duygusal enerjimiz artacak. Salı ve çarşamba iş hayatımız, günlük hayatımız hani her türlü özel ilişkimizde de daha fazla paylaşıma dönük olacağız. Daha aktif olacağız. E biraz e, tabi bedensel, ruhsal, hassas olabilirsiniz. Çünkü ay burcunuzda olacak. E, bu anlamda da özellikle yakınlarınızdan daha fazla destek bekleyebilirsiniz. İşte özel ilişkilerinizi önemseyebilirsiniz. Empati gücünüz de artıyor. Yakınlarınızla ilişkilerde biraz hani sezgisel özelliklerinizi de daha rahat değerlendirebilirsiniz. Perşembe ve Cuma ay Ay burcuna geçecek. Bu iki günse parasal konularda aktif. Kazançlar anlamında sizi destekleyebilir, ticari konularda destekleyebilir ama bazı harcama dinamiklerinde hani daha rahat para harcayabileceğinizi de unutmayın lütfen. Jüpiter Plüto bu hafta başından itibaren oğlak burcunda birleşecekler 2020'nin en önemli gezegen kavuşumlarından biri ee, yıl başında da bu kavuşumu yaşamıştık Bu üçüncü evinizde meydana gelen bir kavuşum büyük dönüşümler yeni yapılandırmalar anlamına geliyor Aslında kişisel etkilerinden ziyade biraz daha toplumsal alanlarda etkiler verir Jüpiter Plüto kavuşumu daha kaderseldir çok daha hani ne bizim kontrol edemeyeceğimiz durumlardır bunlar üçüncü evinizde olunca biraz yakın çevre ve ilişkiler ticari faaliyetler eğitimle ilgili konularda biraz hani yasal biraz hani otoriteden kaynaklanan baskılar belki daha güçlü dönüşümler e, gündeme gelebilir ve bunlarla ilgili konular hani zaten var olan bazı konular aktifleşebilir bu haftadan itibaren. Evet hafta sonu 5 Temmuz sabah 7.44'te Oğlak Burcu'nun 13 derecesinde Dolunay'la beraber ay tutulması yaşayacağız. Son 2 yıl hani yengeç oğlak tutulmalarını zaten 6 ayda bir yaşıyoruz. Ve sizin 3. eviniz 9. evinizde zaten etki alıyor. Artık e, bu tutulma oğlak yengeç aksındaki son tutulma önümüzdeki 9 yıl bir daha yaşamayacağız bu tutulmaları. Bir tamamlanma söz konusu artık. Yani son 2 yıldır uğraştığınız bir eğitimi, belki bir ticari faaliyeti hani bir tamamlayabilirsiniz, bir sonuç verebilir. Kardeşlerinizle ilgili, akrabalarınızla ilgili var olan bazı konular, mücadeleler her neyse bunlar artık bir nihayete erebilir ya da netleşebilir. Ee, belki e, tutulmanın da etkisiyle kararsız kaldığınız bir aktivitede e, bir oluşumda harekete geçeceksiniz e, bu süreçte e, akrabalar ve özellikle kardeşlerle ilgili bazı sorunlar çözüme kavuşabilir ya da kendi içerisinde bir dönüşüme uğrayabilir seyahat planlarınız geziler ve bunlarla ilgili konularda da tabii ki bu tutulma e, bazı dönüşümler ortaya çıkarabilir. Evet bir seyahat planınızı bu tutulmanın etkisiyle hayata geçirebilirsiniz. Belki 12 Temmuz'dan sonra tabii ki Merkür düzenince daha rahat hareket edeceğiz. Ama belki daha önceden de yapmış olduğumuz bazı planlarınız var. Bu tutulmayla beraber burada belki dönüşümler de ortaya çıkarabilirsiniz. Bunlar da söz konusu olabilir sevgili akrepler. Hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.